Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Bu sözleri ve bu sahneyi hatırladınız mı? V for Vendetta filmini izleyenler sanırım bu sahneyi ve bu dizeleri hatırlayacaktır. Peki ne söylüyordu bu dizeler? Hatırla, hatırla Kasım ayının 5'ini, barut ihanetini ve komplosunu, zaten aklım almaz barut ihanetinin neden unutulacağını. Peki anlamı ne? Bu bize ne anlatıyor? Bu sahne ve bu dizeler ne anlatıyor? 1605 yılında İngiltere'de Londra'da parlamento binasını havaya uçurmayı ve o zamanki kral 1. James ailesi ve parlamento üyelerini öldürmeyi, havaya uçurmayı planlayan ve tarihe barut komplosu olarak geçen bir başarısız darbe girişimine atıf yapıyor. Şiir 1626 yılında ünlü İngiliz şairi John Milton tarafından daha 17 yaşındayken kaleme alındı ve o tarihten bu yana özellikle son zamanlarda ilkokullardan itibaren adeta bir ulusun hafızasına kazındı bu dizeler. Peki ama konumuzla ilgisi ne? Hatırlayacaksınız bir önceki bölümü, bir önceki yayını bitirirken demiştim ki 12 Mart'tan sonra yargılamalar 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bitti ve darbecilerin, darbeye bulaşanların tamamı beraat etti. Ama buna rağmen 15 Temmuz'un ardından başlatılan bu süreç ki büyük oranda hukuksuzluklara dayalı, keyfiliklere dayalı ve kolektif cezalandırmaya dayalı olan bu süreç 8 yıl geçmiş olmasına rağmen neden bitmiyor? Hatta daha kötüsü şu, bitecek gibi de görünmüyor. Bunun sebebi nedir? Bununla ilgili bir önceki yayında bazı sebepler sıralamıştım kendime göre hızlıca ama demiştim ki bitirirken acaba bu süreç Erdoğan'ın kiniyle sınırlı olmayabilir mi? Erdoğan'ın ömrü veya kiniyle bitmeyebilir mi? Erdoğan'dan sonra da gelecek olan bir iktidar döneminde de bu zulüm, bu hukuksuzluklar, bu operasyonlar devam edebilir mi? Yani AKP gitse de Erdoğan gitse bile bu süreç devam edecek diye sormuştum ve demiştim ki bir sonraki bölümde İngiltere tarihinden bir örnek üzerinden bu tartışmayı biraz daha derinleştirmek istiyorum. Ve işte şimdi o yayındayız ve bu yayında İngiltere tarihi üzerinden o örneği vereceğim. Nedir o örnek? Az önce de aslında atıf yaptım. İşte bu 1605 yılındaki barut komplosu. Bunun üzerinden yaklaşık 4 asırdır devam eden bir tartışmayı, devam eden bir süreci konuşacağız. Ve onun üzerinden de 15 Temmuz'a, 15 Temmuz sonrası sürece bazı atıflar yapacağım. Bazı benzerlikler veya çıkarımlarda bulunacağım. Nedir barut komplosu? Az önce de söylediğim gibi 1605 yılında zengin toprak soylusu Robert Casby tarafından oluşturulmuş Katolik bir grup var ve bu Katolik grup dini bir savaş açıyor adeta. Daha doğrusu bir darbe girişiminde bulunuyor. Ne yapıyor? 5 Kasım 1605 tarihinde parlamento açılacaktır. O bilinen o görkemli Westminster binasındaki parlamento açılışı yapılacaktır. Açılışa Kral 1. James ailesi ve parlamenterler katılacaktır, soylular katılacaktır ve bu 13 kişiden oluşan Katolik çete örgüt orayı havaya uçuracaktır. Westminster'ın altına, parlamento binasının altına mahzene daha önceden getirilmiş olan, doldurulmuş olan barutlar, dinamitler patlatılacak, havaya uçurulacak, kral ve işte yakınları öldürülecek. Ondan sonra yönetim değiştirilecek, rejim değiştirilecek, Katoliklere uygun, Katolik inancına göre yeni bir yönetim kurulacak. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü yarım asırdan fazla bir zaman önce bu tarih itibariyle yani 1530'larda 1534'te İngiltere'de çok önemli bir değişim olmuştur. Tarih yeniden yazılmaya başlanmıştır. Bir kırılma, bir dönüm noktasıdır İngiltere tarihi açısından. 1534 yılında o zamanın kralı 8. Henry Katoliklikten ayrılıp İngiltere'nin kendi dinini, kendi mezhebini, kendi kilisesini kurmuştur. Bugün Anglikanizm denilen Anglikan kilisesini kurmuştur. Böylece Roma'dan ayrılmış, Vatikan'dan ayrılmış bağımsızlığını kurmuş, ilan etmiş ve dediğim gibi adeta bir devlet dini inşa etmiş. Ve bunun ardından da işte daha eskiye dönülmemesi için Katolikliğe karşı, Katolisizme karşı bir savaş açılmış. 8. Henry'den sonra bilhassa 1. Elizabeth döneminde, kızı 1. Elizabeth döneminde bu kurumsallaştırılmış ve yaklaşık yarım asır süren kraliçeliği döneminde İngiltere Katolikliğe karşı sert ve disiplinli bir mücadele süreci başlatıyor. O dönemde isyanlar oluyor, kanlı bir şekilde bastırılıyor. Yani çok sancılı
karşılığı geçen bir süreç. 1603 yılında 1. Elizabeth ölüyor ve yerine akrabası 1. James kral olarak getiriliyor. Katolikler biraz umutludur çünkü 1. James'in annesi Katoliktir. Herhalde bu dönemde bir yumuşama olacaktır. Bize yönelik cadavı bitecektir. Belki eskisi gibi Katolikliğe de dönebiliriz diye umut etmektedirler. Fakat 1. James onların bu umutlarını boşa çıkarınca bu sefer onu yok etmenin, onu tahttan indirmenin planlarını yapmaya başlıyorlar. İşte az önce ismini zikretmiş olduğum toprak soylusu, zengin toprak ağası diyeyim neredeyse, Robert Catesby bir çete oluşturuyor, bir grup oluşturuyor, darbeci bir junta diyeyim. Ama hepsi Katoliklerden oluşuyor. Bu plana göre işte az önce de söylediğim gibi Westminster'ın altına, oradaki mahzenlere kasalarca dolusu barut taşınacaktır. Taşınıyor daha doğrusu. Dinamitler getiriliyor ve tam açılış günü dediğim gibi bu patlama yapılacaktır ve bütün o görkemli bina havaya uçurulacaktır. Fakat amacına ulaşamıyor. Neden ulaşamıyor? Çünkü önceden içeriden bir ihbar mektubu gidiyor ki hala anonimdir. Bazı iddialar var kimin yazdığına dair ama hala bilinmiyor. Anonim olarak kalmış durumda. İşte bu ihbar mektubu içeriden birisine, bir lorda yazılan bu ihbar mektubu, birazdan bahsedeceğim. Onun üzerine kraliyet, yönetim, parlamento haberdar ediliyor, kral haberdar ediliyor ve hemen arkasından bazı aramalar yapılıyor ve 4 Kasım günü, yani açılıştan bir gün önce, o mahzenlerin birisinde Guy Fawkes isimli çete üyelerinden bir tanesi elinde gaz lambasıyla o barut fıçılarının arasında yakalanıyor. O ele geçirildikten sonra işkencelerle konuşturuluyor, diğer bütün çete üyeleri tespit ediliyor, onların peşine düşülüyor ve hepsi hunharca öldürülüyor. Bazıları idam ediliyor, bazıları öldürülüyor. Ve bunun ardından Kral 1. James bunu tabiri caizse bir Allah'ın lütfuna dönüştürüyor. Allah'ın lütfuna dönüştürerek bütün Katoliklerin üzerine zaten var olan, dediğim gibi 1534 yılından beri, özellikle de 1550'lerde 1. Elizabeth'in kraliçe olmasının ardından yoğunlaşan ve sistematik hale gelen Katoliklere yönelik bu sürek avı şiddetlendiriliyor. Bu baskılar artırılıyor ve ondan sonra bu 5 Kasım tarihi tıpkı 15 Temmuz gibi her yıl anılan, her yıl kutlanan adeta bir festivale, bir bayrama, bir şenliğe, bir şölene dönüştürülüyor. Sembolik hale getiriliyor. Üzerine şarkılar yazılıyor, üzerine şiirler yazılıyor. Bununla ilgili 5 Kasım anma günleri için yeni yeni kutlama ritüelleri geliştiriliyor, gelenekler oluşturuluyor. Daha sonra Bonfire Night ismi verilen şenlik ateşi gecesi adı verilen kutlamalar yapılıyor. Havai fişekler patlatılıyor, maytaplar patlatılıyor. Neye atfen? İşte Westminster'ın, parlamentonun havaya uçurulacağı, dinamitlerle patlatılacağı komplosuna binaen tam tersine havai fişeklerle, maytaplarla adeta İngiltere'nin bağımsızlığı, demokrasisi ve aslına bakarsanız Anglikanizmi kutlanıyor. Fakat asıl sembolleştirilen nedir? Ne oluyor? Asıl sembolleştirilen işte kralın askerleri tarafından 4 Kasım'da o mahzende adeta tırnak içerisinde suçüstü yakalanmış olan, elindeki gaz lambasıyla suçüstü yakalanmış olan Guy Fawkes. Guy Fawkes sembolleştiriliyor. Onun ismi üzerinden de zaten daha sonra 5 Kasım gününe Guy Fawkes günü de deniyor. Onun ismiyle beraber kutlamalar başlıyor. Mesela aileler bahçelerinde şenlik ateşleri yakıyor. Guy Fawkes kuklaları oluşturuluyor. İçerisi samanla doldurulmuş ve o yakılıyor. Onunla beraber maytaplar patlatılıyor, havai fişekler patlatılıyor. Ondan sonra mesela çocuklar kapı kapı dolaşıyor. Guy için bir peni vermez misiniz, bağışlamaz mısınız diye böyle peni, bozuk para toplamaya başlıyor çocuklar. Hani bizim bayramlardaki bayram harçlığı gibi düşünün ya da Halloween'deki kapı kapı gezen ve şekerleme toplayan çocuklar gibi düşünün. İngiltere'de de özellikle belli tarihlerden sonra, belli zamanlardan sonra geliştirilmiş böyle bir gelenek var. Çocuklar kapı kapı gezmeye başlıyor ve Guy için, zaten İngilizce'deki bugün kullanılan o Guy kelimesi de buradan üretiliyor. Yani kişi anlamına gelen veya işte bazen adam, bazen herif ve bazen bilinmeyen anonim kişiler için kullanılan o Guy kelimesi de buradan üretiliyor. Sembolleştirme böyle oluyor. Hafızaya kazınıyor. Ulusun hafızasına kazınıyor. Ama müthiş kötü şöhretli bir olayın müthiş kötü şöhretli bir anti kahramanı olarak sembolleştiriliyor tabii ki Guy Fawkes. Tıpkı ne gibi? FETÖ kelimesi gibi.
15 Temmuz'dan sonra da aslında FETÖ'nün kullanımı da böyle. Dikkat edin, sosyal medyada her gün şu tür kullanımlar görüyorsunuzdur. Birisi kız arkadaşına ve erkek arkadaşına ayrılıyor, FETÖ'yle suçluyor. Galatasaray'la Fenerbahçe birbiriyle savaşa tutuyor. Sen daha FETÖ'cüsün, sen daha FETÖ'cüsün diye bir kavgaya tutuşuyorlar. Bir şey oluyor, FETÖ yöntemleri, FETÖ taktikleri denilerek hep böyle şeytanlaştırılmış, öcüleştirilmiş, haklı ya da haksız, yerli ya da yersiz buraya girmeksizin şunu anlatmaya çalışıyorum ki bu kavram, bu kelime veya bir camia bir şekilde şeytanlaştırılmış oluyor. Bir şekilde öcüleştirilmiş oluyor. Lanetlenmiş oluyor adeta. İşte Guy Fawkes ve Katolikler de o zaman İngiltere'de aynı bu şekilde bir anti olarak, bir anti kahraman olarak, bir öcü olarak sembolleştiriliyor. Ve bu 4 asırdır devam ediyor. Yüzyıllar boyunca bir anlatı başlıyor o tarihten itibaren ve bu anlatı, resmi anlatı her yıl tekrarlanarak gelenekselleştiriliyor. Geleneksel bir anlatı, geleneksel bir tarih, tarih yazımı var ve zamanla aslında tarihsel olmayan, gerçek olmayan eklemelerle, süslemelerle zenginleştiriliyor. Ve bu anlamda bir isterseniz kamu diplomasisi deyin, isterseniz psikolojik harekat deyin, isterseniz algı yönetimi deyin, ne derseniz deyin, kitle, koca bir ulus, bir ada, İngiliz ulusu ve hatta genel anlamda Britanya bu şekilde bir gruba karşı, bir kişiye karşı ya da kişilere karşı nefretle doldurulmuş oluyor. Ve bunun asla unutulmasına müsaade edilmiyor. Zaman zaman bu 4 asır içerisinde zaman zaman unutulmaya yüz tutuyor, gündemden düşüyor ama tam o zamanlarda İngiliz monarşisi veya yönetimi, İsterseniz buna establishment'ı deyin, yani müesses nizamı deyin, unutulmasına müsaade etmemek için yeniden canlandırıyor. Tabiri caizse o ateşi, olimpiyat ateşi gibi hiç sönmeyecek şekilde sürekli harlayıp duruyorlar. Mesela Kraliçe Victoria döneminde yeni yeni isimler üretiliyor, yeni kutlama çeşitleri üretiliyor. Bugün kutlamaların birçoğu o dönemde zaten başlatılıyor. Ve bazen çocuklar üzerinden, bazen sirkler üzerinden dediğim gibi yeni eklemelerle beraber bu coşku, bu festival, bu bayram havası yüzyıllardır devam ettiriliyor. Fakat günümüze geldiğinde ne görüyoruz? Özellikle 2005 yılından itibaren başlangıçta da atıf yapmış olduğum, birçoğunuzun da çok iyi bildiği V for Vendetta filmiyle beraber tersine dönüyor. Bambaşka bir algı oluşuyor. Bambaşka bir imge var artık. Özellikle o V for Vendetta'daki maske üzerinden bambaşka bir imge var artık. Anlam değişiyor. Orada atıf yapılan özellikle o maskenin üretildiği çehre, kimin çehresi? Guy Fawkes'un çehresi. Ve bu sefer Guy Fawkes tam tersine düzen karşıtı, baskıcı, otoriter, faşist rejimlerin karşıtı olan, biraz isyankar, biraz anarşist veya post anarşist kişilerin ya da düşüncelerin, ideolojilerin simgesi haline gelmeye başlıyor. Adeta anonim bir Che Guevara sembolüne dönüşüyor. İkonik bir sembol haline geliyor o maske üzerinden, Guy Fawkes üzerinden. Evet, bu şekilde belki bugün anlamı bir parça değişmiş olabilir ama sonuçta 400 yılı aşkın bir zamandır gelen bir Guy Fawkes ve barut komplocuları algısı vardı. Bununla ilgili 4 asırdır devam eden tartışmalar var. Tarihçilerin kendi arasındaki tartışmalar var. Bazı tarihçiler diyor ki bu evet bir komplo ama söylendiği gibi bu Katoliklerin parlamentoya karşı, Anglikan kilisesine karşı, o zamanki kraliyete, monarşiye karşı bir komplosu değil. Tam tersine onların Katolisizme karşı bir komplosu. Nasıl oluyor? Şu şekilde, aslında biliyorlardı, aslında haberleri vardı. Önceden bildikleri halde Kral 1. James de mahiyeti de bildiği halde özellikle beklediler, harekete geçmelerini beklediler ve suçüstü yakalayalım. Suçüstü yakaladıktan sonra da başlarını ezelim, üzerlerinden silindir gibi geçelim dediklerini, göz yumduklarını ve daha sonra bugünkü modern tabirle söylüyorum kontrollü bir şekilde bunu başarısızlığa uğrattıklarını düşünen, savunan, yazan tarihçiler, yazarlar, entelektüeller var. Dediğim gibi 4 asırdır bu devam ediyor. Buna karşılık bugünkü resmi tarih, ağırlıklı görüş bunun bir komplo teorisi olduğu yönünde, aslında ispatlanamadığını, yani önceden kralın ve adamlarının bundan haberdar olduğu ve bilerek göz yumduğu iddiasının ispatlanamadığını, bununla ilgili somut kanıtlar bulunmadığını, bunların sadece komplo teorilerinden ibaret olduğunu savunuyor. Resmi görüş böyle. Genel kanaat, yaygın kanaat de bu şekilde. Ama asırlarca sürmüş bir tartışma var. Özellikle nereden çıkıyor? Grup içerisinden bir ihbar mektubu yazılıyor. Evet.
Böyle bir ihbar mektubu var. İsimsiz, hala anonim, komplo üyelerinden bir tanesi. Kime yazıyor? Bir akrabasına, kayınbiraderi olan bir lorda, Lord Montague'a yazıyor. Ve aslında imada bulunuyor. Diyor ki bu açılışa gitme, 5 Kasım'daki o açılışa gitme, kötü şeyler olacak. Bunun üzerine işte Lord Montague da birileriyle paylaşıyor, yönetimle paylaşıyor. Muhtemelen kralla paylaşılıyor ve ondan sonra o gün bir şey yapılacağı anlaşılıyor. Aramalar başlatılıyor ve dediğim gibi bir suçüstü yapılarak komplo boşa çıkarılıyor. Veya tırnak içinde darbe girişimi başarısızla uğratılıyor. Resmi görüş böyle söylerken diğer taraftan şu deniyor. Mesela bugün hala gücünü koruyan bir görüştür. O da Kraliçe 1. Elizabeth döneminin Dışişleri Bakanı, daha sonra da 1. James döneminde Salisbury kontu olan Robert Cecil'in bu komploya dahil olduğu, içeride bir adamının olduğu, yani bu 13 kişilik Katolik juntanın içerisinde bir adamının olduğu, çift yönlü çalışan bir ajan olduğu ve Robert Cecil'in onu yönlendirdiği, talimatlar verdiği, hatta finanse ettiği, ona para verdiği, sadece onu satın almadığı, aynı zamanda barutlar için, dinamitler için ödenecek paraların bir kısmını da onun ödediği yönünde bugün hala devam eden bir tartışma var mesela. Ama şöyle bir önemli bir tarafı var. Robert Cecil İddialara göre, bazı tarihi kaynaklara göre 1. James'in kral olmasını sağlayan, Elizabeth'in ölümünden sonra yaşanan tartışmada, Elizabeth'in çocuğu yok, kim kral olacak diye tartışılırken, 1. James'in kral olmasını sağlayan asıl kişinin o olduğu, arkadaki asıl beynin o olduğu ve 1. James'i kral yaptıktan sonra da onun yönetimini, onun rejimini daha kalıcı hale getirebilmek için özellikle 1. Elizabeth döneminde başlamış olan Katolikliğe karşı savaşı pekiştirebilmek için, sürdürebilmek için bu komployu tertip ettiği veya en azından kurulmuş olan bu darbe girişimini boşa çıkarabilmek için içerideki bir ajanından faydalandığı yönünde bazı iddialar var. Bir diğer iddia da şu. Evet, bir ihbar mektubu yazıldı ama bu ihbar mektubunu içeriden bu Katoliklerden birisi, özellikle kayınbiraderinin ölmemesi için bu mektubu yazmadı. Aslında yönetim bu komployu boşa çıkarmanın bir gerekçesi olsun diye kendileri yazdı. O yüzden hala anonim olarak kalıyor. O dönemde o kadar işkenceler yapılarak bu komploya dahil olan 13 kişinin isimleri tespit edildi. Ağır işkenceler neticesinde. Eğer öyle olsaydı mektubu yazanın da kimliği somutlaştırılırdı. Evet, bazı iddialar var. Dediğim gibi bazı kaynaklarda işte bu Lord Montague'la bu mektubu yazan kişinin oradaki Katoliklerden Francis Tresham olduğu iddia ediliyor. Ama dediğim gibi bu kanıtlanabilmiş değil. İşte bu görüşü savunanlar diyor ki aslında bu ihbar mektubunu yazan kralın adamlarıydı. Neden yazdılar? Çünkü bunu bastıracaklardı. Bu darbe girişimi başarısızlığa uğrayacaktı. Bombalar patlatılamadan suçüstü yapılacaktı. Peki bunu neye dayanarak yapacaklardı? Bir ihbar aldık diyebilmek için. İşte o yüzden bir ihbar mektubu yazıldı içeriden. Buna dayanarak da baskın yapıldı. Daha sonra da bu Allah'ın lütfuna dönüştürüldü diyenler de var. Hatta bir adım daha ileri gidip şunu söyleyenler de var. Aslında evet, çifte ajan var. Evet, ihbar mektubu yazıldı ama yönetimin içerideki bazı adamlar üzerinden özellikle plan bu şekilde kurduruldu. Plan manipüle edildi, böyle yönlendirildi diyenler de var. Fakat dediğim gibi bunlar komplo teorisi olarak kabul ediliyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de şu. Bu olaya karışan, bu juntaya, bu artık ne derseniz bu barut ihaneti diyorlar. İhanete veya barut komplosuna karışmış olanların tamamının daha sonradan çok feci bir şekilde hayatını kaybetmiş olması. İşkencelerle veya idamla öldürülmüş olması en önemli gerekçelerden birisi olarak kabul ediliyor. Ama sonuç itibariyle neyi tartışıyor İngiltere 4 asırdır bu olay bağlamında diyorum. Sürekli bunu tartışmıyor da sonuçta bu olay bağlamında bir rejim kuruldu, yeni bir sistem kuruldu, yeni bir müesses nizam kuruldu, yeni bir paradigma var artık. Anglikanizm 1534 yılında Vatikan'dan ayrıldılar, Anglikan Kilisesi'ni kurdular ve bunun kalıcı hale gelebilmesi için, bir daha kimsenin Katolisizme özenmemesi için veya İngiltere'yi tekrar Katolikliğe döndürmeyi hayal etmemesi için, bir daha kimse bu şekilde parlamentoyu havaya uçurmayı hayal etmesin diye, yönetimi değiştirmeyi hayal etmesin diye böyle bir komplo hazırlandı ve bu fırsata dönüştürüldü. Allah'ın lütfuna dönüştürüldü. Rejim pekiştirildi. Muhalifler, ki o zamanki muhalifleri Katolikler temsil ediyordu, üzerlerinden silindir gibi geçildi. Yani bir nevi kontrollü darbe girişimi hazırlandı ve bu şekilde patlatıldı deniliyor. Her ne kadar tarihçilerin büyük bir kısmı tarafından komplo olarak kabul edilse de. Tıpkı ne gibi? Az önce söylediklerim
bize neyi hatırlatıyor? 15 Temmuz günü öğle saatlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidip darbe olacağını ihbar eden ihbarcı binbaşı OK gibi. Yani resmi söylem bize ne diyor? Aslında darbeciler gece 3'te harekete geçeceklerdi. Fakat içlerinden birisi gidip MİT'te ihbarda bulununca ve MİT de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la beraber karşı harekete geçince paniğe kapılan darbeciler hareketi erken almak zorunda kaldılar. Erkene aldıkları için de darbe başarısızlığa uğradı, ellerinde patladı. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar deniliyor. Resmi söylem bu şekilde. Nitekim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Meclis 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na gönderdiği resmi yazılı açıklamada, raporda da bu tezin üzerinde duruluyor, bu şekilde anlatılıyor. O zamanki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da yine aynı komisyona gönderdiği yazılı açıklamada bu tez üzerine kurulmuş. O da aynı şeyi söylüyor. Yani ihbar sayesinde bu darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı. İşte burada barut komplosunda da bazıları, bazı yazarlar, bazı düşünürler veya tarihçiler aynı şeyi söylüyor. Özellikle bu ihbar mektubu içeriden birisi tarafından, kendileri tarafından yazıldı ve gerekçe oluşturuldu. Daha sonra ben bu ihbarcı binbaşı konusunda ayrı bir video yapacağım. Daha detaylı yeni bilgilerle oluşturulan bir video çekeceğim. Şimdilik oraya çok fazla girmek istemiyorum. Kaldığım yerden devam edecek olursam barut komplosu üzerinden. Ne diyorduk? İşte asırlar boyunca bu konu sadece siyasi anlamda değil ya da akademik anlamda değil, sanatsal anlamda da sürekli atıf yapılan, kullanılan bir konu. Mesela en bilinenlerinden bir tanesi Shakespeare'in Macbeth'inde, müzik olarak da yine en bilinenlerden bir tanesi o efsanevi Beatles grubunun solisti John Lennon'ın Remember şarkısı mesela buna atıf yapıyor. Başta da paylaşmış olduğum Remember Remember, John Milton'ın o şiirine atıf yapan bir şarkı var ve bunun gibi çoğaltabiliriz örnekler, uzatmaya gerek yok. Ama neyi anlatmaya çalışıyorum? Bunun artık bir alegoriye, bunun artık bir sembole dönüştürüldüğünü ve ulusun hafızasına kazındığını, 4 asırdır da çıkmadığını anlatmaya çalışıyorum. Peki ama konumuzla ilgisini nereye bağlayacağım? Soru neydi? Soruyu tekrar hatırlayalım. 12 Mart'tan sonra süreç 2 yılda biterken, ki aslında sadece 12 Mart'la ilgili değil bu, 27 Mayıs'tan sonra da süreç aslında birkaç yılda bitiyor. 12 Eylül'den sonra keza birkaç yılda bitiyor, normalleşme oluyor. Ama 15 Temmuz'dan sonra neden bir türlü normalleşme olmuyor? Hatta kolektif olarak bebeklerden yaşlılara kadar, memurlardan çiftçilere, köylülere, esnafa kadar belki düşmana bile yapılmayacak şeyler yapılıyor. Neden? Ve hiç bitmeyecekmiş gibi duruyor. İşte bu konuyu tartışırken İngiltere'deki bu barut komplosu üzerinden bir okuma yapacaksak eğer, bir benzetme yapacaksak eğer, şu soruyu bir kere daha soralım. Bu olay ne kadar zamandır sürüyor? Yani barut komplosunun etkileri ne kadardır sürüyor? İşte deminden beri anlata geliyorum. 400 yılı aşkın bir zamandır devam ediyor. İyi ama İngiltere tarihinde birçok savaşlar var, isyanlar var, komplolar var, başka komplolar var. Dünya savaşları var, 30 yıl savaşları var, mezhep savaşları var, sömürge savaşları var, restorasyon savaşları var, iç savaşlar var, bağımsızlık savaşları var. Dediğim gibi isyanlar var, komplolar var. Fakat 4 asırdır bu şenlik ateşi ne için yakılıyor? Barut komplosu için yakılıyor. 4 asırdır bir festival, bir anma, bir kutlama şeklinde devam eden bu. Neden? Peki ama neden? Çünkü bu bir kurucu paradigmadır. Bugünkü İngiltere'nin oluşumunda Anglikanizm bir kurucu paradigmadır. Daha doğrusu paradigmanın kurucusudur. Bu kurucu hisse senedidir. Bu kurucu anlaşmadır. Bir establishment vardır, yeni bir müesses, nizam kurulmuştur ve bu onun temel taşıdır. Anglikanizm, Katoliklikten ayrılma, Roma ile köprüleri atma, bağı koparma ve bağımsızlık için, büyüme için atılmış çok önemli bir adım. Ada, geçmiş yüzyıllarda işte milattan öncesi ve hemen sonrasında Roma İmparatorluğu tarafından Romalılaştırılmaya çalışıldı. Daha sonra Kutsal Roma İmparatorluğu'nun etkisi altında tutuldu. Romalılaştırılmaya çalışıldı. O dönemde de yani Katoliklikten vazgeçildiği ve Anglikan Kilisesi'nin kurulduğu 16. asırın ortalarında 1534'te Kral 8. Henry bu kararı alıyor. O dönemde de İngiltere dünyanın süper güçlerinden birisi değil. Hatırlayalım şöyle hızlıca, mesela Osmanlı İmparatorluğu, Fransa var,
İspanya asıl o zamanki süper güç, İspanya, Avrupa'da özellikle Portekiz, Hollanda bunlar çok güçlü. İngiltere çok gerilerde. Bir de o dönemde reform hareketleri başlamış. Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Martin Luther, Calvin üzerinden Avrupa'yı kökten değiştiren reform hareketleri başlamış. Yani askeri, siyasi, ticari rekabetin dışında bir de dini anlamda da çok önemli değişimler olmaktadır. Ve o sırada da İngiltere'nin dini merkezi olan Canterbury ile Vatikan arasında da rekabet vardır. Bu arada Avrupa'nın süper güçlerinin hepsi Katoliktir. Ya İspanya Katolik, o zaman Fransa Katolik, Hollanda Katolik, Portekiz Katolik, İngilizler. O dönem İngilizler de normalde Katolik ama 8. Henry karısından boşanma bahanesiyle Vatikan'la dediğim gibi bağları koparıyor. Karısından boşanmak istiyor ama bildiğiniz gibi Katolik nikahı var ya bildiğiniz üzere boşanamıyorsunuz. Vatikan'dan izin istiyor. Papalıktan izin istiyor ama Papa izin vermiyor 8. Henry'e boşanması için. Bunun ardından sen misin izin vermeyen diyen 8. Henry o zaman ben senden boşanıyorum diyor tabiri caizse ve Vatikan'dan ayrılıyor. Köprüleri atıyor. Bu sefer bunun ardından İngiltere'nin kendi devlet kilisesi olan Anglikan kilisesini kuruyor. Ondan sonra yasalar değişiyor. Mesela Royal Supremacy, kraliyet üstünlükçülüğü yasası geliyor ve İngiliz monarşisi, İngiliz kraliyet ailesi, kral ve kraliçe kilisenin başı kabul ediliyor. İngiliz kilisesi ulu lideri olarak aynı zamanda kabul ediliyor. Kral veya kraliçe. İşte bu 1534 yılındaki 8. Henry'nin karısından boşanma bahanesiyle almış olduğu bu karar aslında bu görünürdeki bir sebep. Aslında bu bir devlet kararı. Aslında bu bir devlet projesi, bir devlet politikası. Az önce de dediğim gibi bağımsızlık ve büyüme için atılmış çok önemli bir adım. Orta çağda asıl belirleyici olan din olduğu için bu dönüşüm de yine din üzerinden başlatılıyor. Elbette ki bütün bu tarihi süreci mezhep değişiklikleri üzerinden, din üzerinden okumuyorum. Böyle bir iddiada değilim. Tabii ki çok önemli askeri gelişmeler, siyasi meseleler, ekonomik meseleler, ticari meseleler, sömürgecilik artık uluslararası dev bir rekabete ve savaşa dönüşmüş olan uluslararası ticaret savaşları bunlar çok önemli. Ama o dönemin Avrupa'sını ve dünyasını şekillendiren başat faktörlerinden birisinin de din olduğunu herhalde yadsıyamayız. Din üzerinden yürüyen savaşlar, mezhep savaşları da var. Dediğim gibi reform hareketleri de başlamış. İşte tam bu dönemde çok önemli, kritik bir kırılma olarak nitelendirilebilecek karar alıyor İngiliz yönetimi. Ve melez bir mezhep kuruyorlar. Anglikan mezhebini kuruyorlar. Bugün hala Katolik ve Ortodoksluktan sonra dünyanın üçüncü büyük Hristiyan mezhebi. Anglikan kilisesi aynı zamanda aslında bir devlet kilisesi. Devlet tarafından kurulmuş bir kilise var. Bir devlet kendi dinini oluşturuyor adeta. Kendi mezhebini oluşturuyor. Etnik İngiliz etnisitesine dayalı bir mezhep oluşturuluyor. Ulusal bir kilise inşa ediliyor. Ulusal bir din. Bir defa işte bu tam bu dönem İngilizlerin uluslaşma bilincinin başladığı ve o ateşin yandığı dönem. Bu dönemde işte ulusal din, ulusal mezhep, ulusal kilise ve kilisedeki ibadet dili de değiştiriliyor ve İngilizceye dönüştürülüyor. Bundan sonra kiliselerde özellikle Anglikan kiliselerinde İngilizce ibadet yapılmaya başlanıyor ki daha sonradan sömürgecilikle beraber dünyanın her yerine gittiklerinde İngilizcenin bir evrensel dil haline gelmesinde de çok önemli bir rol oynuyor bu karar. İşte diyoruz ya bu bir devlet kararıydı, devlet politikasıydı. İngiltere Kilisesi, Anglikan Kilisesi bir devlet tarafından kurulmuş tek kilise dünya üzerinde. Burada işte bir akıl var. O zamanın süper gücü İspanya ile rekabete girdiğinde özellikle 1. Elizabeth döneminde yenilmez armada olarak görülen İspanya ordusunu hezimete uğratıyor İngiliz donanması. Ama bu dönemde işte o rekabet biraz da din üzerinden de yürüyor. Dediğim gibi İspanya sömürgelerini aynı zamanda Katolikliği de götürürken bu sefer İngilizler İspanya ile girdiği bu rekabette ki aynı dönemde Hollanda'ya da yeneceklerdir. O zamanki süper güçlerden birisi. Onlar da Katolik. İngilizler bu sefer Anglikanizmi götürmeye başlıyorlar. Gittikleri her yerde Anglikan kiliseler açıyorlar. Anglikan papazlarını götürüyorlar. Ve buralarda kiliselerde İngilizce ibadet ediliyor. Bu dönemde işte 1558 yılında Elizabeth kraliçe olduktan hemen sonra Katolikliği yasaklıyor. Bildiğiniz yasaklı bir mezhep ilan ediyor ve Katoliklere yönelik çok şiddetli, sert bir süreç başlatıyor. Ben az önce söyledim. İsyanlar başlıyor. Katolikler dönem dönem isyan ediyorlar ve bu çok kanlı bir şekilde, şiddetli bir şekilde bastırılıyor. Katolikler o zamanki devletin bir numaralı düşmanı. Tehdit algılamasında birinci sırada.
Ama işte o dönemde Elizabeth ulusal bilinci de zirveye çıkarıyor. Ordu zaferler kazanıyor, donanma zaferler kazanıyor ve artık İngiltere'nin dünyanın geneline hükmedebileceği o hakimiyetin başlayacağı döneme giriliyor yavaş yavaş. İngiltere'nin sömürgecilikte asıl söz sahibi olmaya başlaması işte bu dönem 17. asırda başlıyor. İngiltere'nin o emperyal kolonyalizminden bahsediyorum. 17. asırda başlıyor. Bu dönemle beraber dediğim gibi gittiği yerlere kendi kültürünü götürüyor, kendi dinini, kendi kilisesini, kendi dilini götürüyor. İşte o süreçte en büyük enstrümanı ne? Anglikanizm. Bugün dünya üzerinde Avustralya'dan Kanada'ya kadar 500 milyonun üzerinde bir İngiliz milletler topluluğu nüfusundan bahsediyorsak bu aynı zamanda bir Anglikan topluluğu. Peki bu ne sayesinde oluyor? İşte alınan bu karar sayesinde oluyor. Daha doğrusu onlardan bir tanesi diyeyim. Yine ben özellikle bunu sık sık vurguluyorum. Tek bir nedene bağlamıyorum. Ama bu çok önemli bir dönüm noktası. O yüzden diyorum paradigmanın kurucularından Anglikanizm. İşte o yüzden böyle bir süreçte, böyle bir dönemde Katolikliğe geri dönüşe müsaade edilemezdi. Katolisizme geri dönüş mümkün değildi. Buna izin vermediler. Yeni bir monark akıl, yeni bir devlet aklı, yeni bir müesses nizam kurulmuştu artık. Bu artık varoluşsal bir meseleydi. Kurucu meseleydi. Bu şekilde işte 1603 yılına geliniyor ve bu tarihte 1. Elizabeth ölüyor. Sonrasında da az önce söylediğim gibi 1. James tahta oturuyor. Ve yine tekrar olacak ama annesi Katolik olduğu için Katoliklerin ondan bir beklentisi var. Fakat 1. James bu umutları boşa düşürdüğü için işte bu barut komplosu hazırlanıyor ve sonrasında olanlar zaten başta anlatmıştım. Düşünebiliyor musunuz? Parlamentoyu, Westminster'ı havaya uçuracaklar. Tıpkı ne gibi? Bakın 15 Temmuz'dan sonra da darbecilere yöneltilen en önemli suçlamalardan bir tanesi ne? Bunlar meclisi havaya uçuracaklardı deniyor değil mi? İddialardan bir tanesi bu. Meclisi bombalayacaklardı, bombaladılar ve aslında asıl hedef meclisi havaya uçurmaktı diyorlar. Ne kadar benzerlik var. Zaten bu barut komplosu da başarısız darbe girişimi olarak anıldı ve tarihe o şekilde kaydedildi. Sonuçları da Katolikler için çok ağır oldu. 1. Elizabeth'in kurumsallaştırdığı Anglikanizm daha da pekiştirildi ve vazgeçilmez bir noktaya doğru getirildi. Nitekim bakın o yüzden işte başta da paylaştığım V for Vendetta'da paylaşılan John Milton'ın o şiiri Remember, remember diye başlayan o şiirin bakın sonu nasıl geliyor? Şöyle diyor. Papayı asmak için bir ip, bir ip. Onu boğmak için bir penilik peynir. Onu yıkamak için bir bardak bira. Ve onu yakacak çok güzel bir ateş. Zaten şiirde Tanrı kralı korusun diye bitiyor. Ama burada gördüğünüz gibi hedef alınan kim? Papa ve papalık müessesesi, papalık kurumu, Vatikan hedef alınıyor. Onu boğmaktan, asmaktan, yakmaktan bahsediliyor ve onu yıkamak için bir bardak bira denilerek, bak şarap denmiyor, bira denilerek aslında papa aşağılanıyor ve Vatikan inancına göndermeler var burada. Vatikan'ın hakaret olarak kabul edebileceği sembolik kullanımlar var burada. Devlet yani kısacası bir daha hiç kimse böyle bir şeye yeltenmesin, cüret etmesin diye şeytanlaştırıyor. Papayı da, Vatikan'ı da, Katolikleri de şeytanlaştırıyor. Aynı zamanda da demin dediğim gibi Guy Fawkes üzerinden bir sembolleştirme oluyor. Onun elinde gaz lambasıyla yakalanması bir sembole dönüştürülüyor ki sembolleştirmek için de zaten çok ideal, çok uygun bir sahne. Havaya uçurulmaya çalışılan bir tarihi parlamento binası ve patlatılan binlerce sandık dolusu dinamit. 15 Temmuz da aslında bu anlamda benzerlik barındırıyor. Özellikle de köprü imgesi üzerinden. O gece oradaki görüntüler üzerinden, bilhassa da izli mermiler üzerinden 15 Temmuz'da sembolleştirilmeye son derece münasip bir konu. O yüzden zaten köprü sembol olarak seçildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü denildi. Bakın birçok amblemde, afişte, pankartta, kapakta o Boğaz Köprüsü kullanılıyor. İşte bu yüzden sembolleştirmeye çok münasip çünkü. Bir taraftan şunu da hatırlayalım. Barut komplosuna karışan bu Katolikleri hiç kimse sahiplenmedi. Hiç kimse onlarla yan yana gelmek istemedi. Öyle bir şeytanlaştırma oldu ki ya, haklı diyebilirsiniz. Sonuçta parlamentoyu havaya uçurmak istedi adamlar. Kralı öldürmek istedi. Kraliyet ailesini yok etmek istedi. Parlamenterleri öldürmek istedi. En azından resmi tarih böyle söylüyor. Haklı diyebilirsiniz ama evet o dönemki o psikolojik algıyla beraber hiç kimse onlarla yan yana gelmek istemedi. Hiç kimse sahiplenmedi. Uzunca bir süre kimse sahiplenmedi onları.
Ve enteresan, bakın idamlardan sonra veya öldürüldükten sonra bir iki tanesi intihar ediyor mesela. İdamlardan, öldürülmelerden veya intiharlardan sonra kemikleri lahımlara atıldığı için bir mezarları dahi olmadı. Bu size neyi hatırlatıyor? 15 Temmuz sonrası kazılmaya çalışılan, oluşturulmaya çalışılan hainler mezarlığını hatırlatmıyor mu? Veya darbeyle hiç alakası olmayan, uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan, tamamen masum insanların bile bu süreçte yurt dışına çıkmaya çalışırken, Ege'de boğulduklarında veya Meriç'te boğulduklarında veya daha başka şekillerde hayatlarını kaybettiklerinde onlara bir cenaze aracı dahi vermek istemeyen belediyelerin bu düşmanlığını anımsatmıyor mu? Benzer bir şey. Ve o Katolikler, o 13 kişilik komplo üyeleri asırlarca, ya belki 2 asır veya daha fazla vatan haini olarak anıldılar. Vatan haini olarak kabul edildiler. Bugün hala onlardan vatan haini olarak bahsediliyor. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle birazdan onu bağlayacağım zaten. Bu Anglikanizme geçiş, Vatikan'dan ayrılış, Katolikliği terk ediş, yeni İngiliz yönetimi için, ondan sonra oluşturulan İngiliz emperyal gücü için, imparatorluğu için çok önemliydi. Bunun pekiştirilmesi çok önemliydi. Geriye dönüş olmaması çok önemliydi. Hatta bakın, bu yüzden 1688'e yıl geldiğimizde ikinci bir olayla daha karşılaşıyoruz. Yine Katoliklikle bağlantılı. O zaman da kral, bu sefer ikinci James, Katolikliğe yakın, Katoliklere müsamaha ile yaklaşıyor. Bazıları İngiltere'nin tekrar Katolikliğe dönüşü umudunu taşımaya başlıyor. Ama işte Kral 2. James bu yüzden tahttan indiriliyor. Bir darbeyle, gerçi devrim deniyor İngiltere tarihinde, Glorious Revolution deniliyor. Yani görkemli devrim veya şahane devrim gibi anlamlara geliyor. Elbette tek gerekçe Katoliklik değil. O zamanki Yahudi tüccarların ve sermaye sahiplerinin devlete verdiği borçlar üzerinden 2. James'i açtıkları bir savaş da var. Bu da çok etkili. Ama Katoliklik meselesi de en az bunun kadar önemli. Ve İngiliz monarşisi veya İngiliz yönetimi, hatta parlamentosunu da ekleyebiliriz, Anglikanizmi koruma iradesini ortaya koyuyor. Katolikliğe bir daha geri dönüş yok kararlılığına ve iradesini sergilemiş oluyor. Kralı tahttan indirerek. Dediğim gibi buna tahammül yok. Sürecin yumuşamasına, geriye dönüşe asla izin vermiyor. Unutulmasına izin vermediği gibi. Çünkü bu varoluşsal bir sorun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Az önce de söyledim. Bu ontolojik bir mesele. İşte bizim sorduğumuz sorunun ve cevap aradığımız konunun düğümlendiği yerlerden bir tanesi de burası. Yani bunun üzerinden bir alegori yapacağım, bir benzetmede bulunacağım. İşte benzer gerekçeleri çünkü burada da görüyorum. 15 Temmuz meselesinde de görüyorum. 12 Mart etkileri neden 2 yılda bitti? 2 yıllık sürecin sonunda neden hepsi beraat etti? Bakın, deliller var. Somut deliller. Daha önceki videolarda bahsettim. Cuntaların içerisine sızdırılmış MİT ajanları var. Onlar bütün junta toplantılarını, darbenin konuşulduğu, darbe kararlarının alındığı toplantıları kayda alıyor. Bir taraftan askerler de var. Onlardan da bahsettim. Mesela Atıfer Çıkan gibi. O da kayda alıyor. O da askeri juntanın toplantılarını kayda alıyor. Hepsi delilli, hepsi belgeli. Buna rağmen nasıl hepsi beraat ediyor? İşte bu sorunun cevabı da burada gizli, bana göre. Çünkü 12 Mart, 9 Mart olayına karışan bu sivil ve askeri juntadaki bu kadrolar, bu isimler aslında devletin has evlatları. Bakın, Yön Hareketi dedik, Doğan Avcıoğlu dedik, asker sivil sol juntalar. Bunlar aynı zamanda aslında Atatürkçü, Kemalist. Hatta Kemalizmin Atatürkçülüğün rafa kaldırıldığını iddia eden, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete karşı bir darbe yapıldığını, karşı bir devrim yapıldığını ve devrimlerin, Atatürk ilkelerinin kesintiye uğradığını iddia ederek darbeye yeltenen kadrolar. Kemalistler. Aynı zamanda milliyetçiler, devletçiler, tam bağımsızlıkçılar. Bu önemli. Daha önceki yeni devletin kodlarında bahsetmiştim. Bunun üzerine kuruldu. Bu hani kurucu paradigma diyorum ya, Anglikanizm gibi. Bu dönemde de geliştirilen motto ne? Tırnak içerisinde yerli ve milli. Yerli ve milli sayılmayan hakim yönetici grubun, rejimin sahiplerinin bunlar yerli ve milli değil dediği herkes tasfiye edilecek, cezalandırılacak. Enternasyonalist görülen, solcu diyelim, ama solcu olacaksa bile milliyetçi olsun, yerli olsun tırnak içinde, Atatürkçü olsun, enternasyonalist olmasın.
İşte İslamcı olacaksa devletçi olsun. Kökü dışarıda olmasın, tırnak içerisinde söylüyorum. Milliyetçi olsun, devletçi olsun. Devlet ağzıyla konuşsun. Hangi ideolojiden, hangi gruptan, hangi partiden olursa olsun. Öncelikle milliyetçi olacak, devletçi olacak. Mesela Avrupa Birliği'ni savunmayacak, batıcı olmayacak. Neye atıf yapmıştım? Merhum Alev Alatlı'nın bir yazısına atıf yapmıştım. Ve o Rusya'daki Zapatnikler adı verilen batılılaşmacı, liberal değerleri savunan aydınlara atıf yapıyordu. Ve Rus devletinin onları tasfiye ettiğini, ondan sonra Rusya'nın güçlendiğini yazıyordu ya Alev Alatlı. Bugünkü AKP kadrolarının ve hatta genel anlamda bugünkü rejimin akıl hocalarından bir tanesi sayılabilecek, en azından fikirlerine referansta bulunulan isimlerden birisi olan Alev Alatlı bunu söylüyordu ya, aslında bu bir yere tekabül ediyor. Bunun bir gerçekliği var, bunun bir karşılığı var. Tam da onun dediği gibi Zapatnik olarak kabul edilen, Türkiye'deki Türklerin de Zapatnikleri, Avrupa Birliği'ni savunan, liberal değerleri savunan, liberal demokrasiyi savunan, özgürlükçülüğü savunan, hukukun üstünlüğünü savunan, genel evrensel değerleri savunan herkes bir tehdit olarak görülecek, tehdit olarak kabul edilecek. Ne demiştim daha önceki videolarda? Osman Kavala'nın çıkarılmama sebebi bu. Çünkü Soros'un buradaki temsilcisi olarak görülüyor. Selahattin Demirtaş'ın çıkarılmama sebebi bu. Çünkü Kürt olacaksa bile yerli ve milli olsun en azından. Hani devletine hizmet eden Kürtçülerden olsun. Nasıl oluyor ayrı bir konu ama Selahattin Demirtaş bir proje olarak görüldüğü için, yurt dışından işte İngilizlerin, Amerikanların projesi olarak görüldüğü için cezalandırılıyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İşte nereye bağlıyorum? Gülen cemaati de böyle görünüyor. Ki bundan geçmiş videolarda bahsettim. O yüzden çok tekrara düşmek istemiyorum. Gülen cemaati de bu şekilde kabul ediliyor. Ne dedik? Bakın, 9 Martçılar devletin has evlatları olarak görülüyordu. Devletin kurucu aklı için, müesses nizam için. Şu an bu ne kadar zarar gördü, ne kadar değişti, Erdoğan devleti ve rejimi ne kadar dönüştürdü, bu ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber, ben hala güçlü olduğuna inandığım için ve bir ittifak kurulduğuna inandığım için, Erdoğan güçlü olabilir ama en az onun kadar müttefikleri de güçlü. Böyle inandığım için yadsımıyorum bu yaklaşımı. Yadsımayarak devam ediyorum. O yüzden diyorum, bütün bu paradigmanın has evlatlarından. Ha bakın, o zaman konjonktürel olarak cezalandırılmış olabilirler. Bir soğuk savaş vardır. Sonuçta Türkiye'de NATO yanlısı veya sağcı, milliyetçi askerler, subaylar, komutanlar da vardı. Ve bu solcu askerleri Moskova'nın uşağı olarak görüyorlardı. Türkiye'yi Rusya'ya peşkeş çekecekler diyorlardı. Ondan dolayı dönemsel olarak bu kadrolar cezalandırılmış olabilir ama işte 2 yıl sürüyor. Mesela ne demiştik? 9 Mart cuntasının içerisinde MIT Mahir Kaynağı sızdırırken bu operasyona bir isim verilmişti. Neydi o? Balon operasyonu. Peki balon operasyonunu MIT'in içerisinde takip eden case officer kimdi? Bu dosya sorumlusu olan yönetici kimdi? Miktat Alpay. Miktat Alpay yükseldi, kariyer basamaklarına tırmandı. Bir ara MIT müsteşar yardımcılığına kadar geldi. İşte o sırada MIT müsteşarı olan Sönmez Köksal 1998 yılında Paris Büyükelçisi olarak atandığında gazeteci Sedat Ergin Ankara'daki evinde bir parti veriyor. Bir veda yemeği gibi bir şey, bir gece düzenliyor. Buraya işte MIT yöneticileri katılıyor, bazı önde gelen bürokratlar katılıyor, bazı seçilmiş gazeteciler katılıyor. Ve orada Miktat Alpay 9 Mart ile ilgili, bu balon operasyonu ile ilgili ve o solcularla ilgili bir şey söylüyor. Önemli bir şey söylüyor. Ne diyor? Bakın, ki atlayarak gideceğim. Diyor ki Faik Türün, ki o zamanki 1. Ordu Komutanı, sağ görüşlü milliyetçi bir komutan. Memduh Ünlütürk, ki hatırlayacaksınız o da sıkı yönetim komutanı olarak Ankara'dan özel görevle İstanbul'a geliyor ve Ziver Bey Köşkü'ndeki o işkenceli sorgulamaların mimarlarından birisi olarak kabul ediliyor. Daha sonradan da 1991 yılında evinde Devsol'un üstlendiği bir suikast sonucu öldürülüyor. Ne zaman? Tam da Ergenekon diye bir örgütün var olduğunu söyledikten, Ergenekon'un varlığını ifşa ettikten hemen sonra suikast sonucu öldürülen işte o paşa Memduh Ünlütürk. Faik Türün Memduh Ünlütürk diyor. Kim diyor? Hatırlatayım. Miktat Alpay. O zamanki MİT müsteşar yardımcısı. Faik Türün Memduh Ünlütürk gibi paşalar Ziver Bey Köşkü'nde son bir hesaplaşmaya gittiler. Yani bu sağcı milliyetçi paşalar solcularla hesaplaştı demek istiyor. Gereksizdi. Birçok kişi, Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk bu köşkte çok sıkıntı çektiler. Kimilerinin işgüzarlığı da rol oynadı bu konuda. Devlet bu konuda öz eleştiri yapmalıdır diye düşünüyorum bugün diyor Miktat Alpay. Devlet bir öz eleştiri yapmalıdır diyor. Neden? Çünkü diyorum ya, yön hareketi Doğan Avcıoğlu aslında bu devletin has evlatları.
15 Temmuz'da ise 15 Temmuz'da devletin hedefinde yer alan ve çoluğuna çocuğuna varıncaya kadar yok edilmeye çalışılan grup olan Gülen Hareketi ise bu akıl için, müesses nizam için varoluşsal bir problem. Tıpkı kim gibi? İşte Anglikanizm kurulduğunda Katoliklerde olduğu gibi varoluşsal bir problem. Geriye dönülemez. Her ne kadar Gülen cemaati ve lideri Fethullah Gülen de milliyetçi olsa bile, devletçi olsa bile yine de bu kurucu akıl için, kurucu paradigma için çok büyük bir tehdit. Neden? Çünkü bir dini cemaat. 100 yıl önce kurulmuş olan Cumhuriyet'in aslında inşa etmeye çalıştığı din projesine de aykırı. Onunla uzlaşmayan, hatta ona tehdit olan bir hareket. Aynı zamanda bir dini cemaat olmakla beraber Anadolu'lu, Rumeli'li değil, köylü, kentli değil. Yani hem dinsel, hem sınıfsal, hem kökensel sebepleri var, temelleri var bu iki farkın. 12 Mart sürecindeki devletin yaklaşımı ile 15 Temmuz sonrası yaklaşımın böyle temel farklılıkları da var. Yani Gülen cemaati, Gülen hareketi kurucu akla, kurucu felsefeye, kurucu anlaşmaya, kurucu paradigmaya aykırı. O yüzden varoluşsal bir problem diyorum. Şunu kabul edelim. 15 Temmuz'da yeni bir rejim kuruldu. Yeni bir devlet kuruldu. 1500'lü yıllarda yeni bir İngiliz devleti kurulur gibi. Evet, yani şunu iddia etmiyorum. Bununla beraber burada Türkiye tıpkı İngilizler gibi büyüyecek. Ya birebir zaten her şey aynı olmaz. Bunu bilmiyorum, söylememe gerek var mı da. Ama sonuç itibariyle burada da benzer bir müesses nizam var. Benzer gerekçelerle alınmış bir karar var. Benzer gerekçelerle bir numaralı tehdit olarak kabul edilen, tehdit olarak algılanan bir grup var. Yok edilmesi gereken. Ve geriye dönüşüne izin verilmemesi gereken, müsaade edilmemesi gereken, unutturulmaması gereken ve şeytanlaştırılması gereken, kimsenin onlarla yan yana gelmesi istenmemesi gereken, aynı kareye girmemeleri için herkesin böyle kaçarcasına uzaklaştığı bir grup olması gereken bir cemaat var. 15 Temmuz'la beraber kurulan bu yeni rejimin, bu yeni devletin bir ulusal kimliği var. Ulusal, onun da ürettiği bir ulusal bir din yorumu var AKP ile beraber, AKP üzerinden. Gülen cemaatinin bütün hataları, onları bir kenara bırakıyorum. Şu an onu tartışmıyoruz. Tamamen sütten çıkmış ak kaşık demiyorum. Şimdiye kadar zaten 7-8 senedir yazdıklarım veya söylediklerim ortada. Bunu hiçbir zaman savunmadım. Ama bütün hatalarıyla beraber bunu söylüyorum. Çünkü bunu da aşan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum da ondan. Mevzu Gülen cemaatinin hataları değil. Bu hatalardan da bağımsız olarak. Evet, bu hatalar onun sonunu hızlandırmış olabilir, kolaylaştırmış olabilir veya bu rejimin yapmak istediklerini, bu kampanyayı kolaylaştırmış olabilir. Evet, ama bu olmasaydı da benzer bir sürece gidileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu varoluşsal bir sorun. Devletin kuruluşundan itibaren tehdit olarak gördüğü gruplar hep oldu ve onlara yönelik savaşlar oldu, katliamlar oldu. Kan döküldü. Yani bu zaman zaman azınlıklar oldu. Zaman zaman uzun zamandır Kürtler mesela, Aleviler oldu. Bazen kurumlar, bazı sivil toplum kuruluşları oldu. Bazen bir kilise oldu diyelim ki. Ama bu tehdit algılaması hep var oldu. Gülen cemaatinin farkı şuydu. Bu tehdidi neredeyse gerçeğe dönüştürmeye en yaklaşan, devlet için söylüyorum bunu, kurucu akıl için söylüyorum, müesses nizam için söylüyorum, Erdoğan'ı da katarak, çünkü artık birlikte hareket ediyorlar, İttifak kurmuş durumdalar. Onlar açısından bu tehdidi gerçek bir tehlikeye dönüştürme potansiyeli en fazla olan ve başarmaya, tırnak içerisinde başarmaya en yakın olan hareket bu olduğu için şiddetli bir şekilde cezalandırılmalı. O yüzden şeytanlaştırılmalı. FETÖ kelimesi üzerinden veya başka kelimeler ve kavramlar üzerinden aşağılanmalı, küçümsenmeli, hakarete uğramalı ve son derece kötü şöhretli bir sembole dönüşmeli. Guy Fawkes gibi, barut komplocuları gibi. Ha, bu amacına ulaşır, ulaşamaz. Bu işte o 4 asır sürmüş ama bu 40 yıl bile sürmez, 4 yıl bile sürmez. Belki, bilemiyorum. Yani bundan sonraki sürecin ne olacağını bilemiyoruz. Ama neyi anlatmaya çalışıyorum? En azından plan bu. Yapılmak istenen bu. Tasarlanan şey bu. Bu sürecin aklı böyle olmasını istiyor. Bakın, ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için ve bütün bu süreci daha iyi özetleyebilmek için şöyle bir örnek vereyim. Gün hareketi dedik, Doğan Avcıoğlu dedik. O Doğan Avcıoğlu o yıllarda sırf enternasyonalist diye, evrenselci diye disk yerine yerli ve milli olarak gördüğü Türk işi destekliyor.
diski enternasyonalist olarak görüyor. Ama Türk iş diyor, Türk iş yerli ve milli diyor. Hani devletçi diyoruz ya Doğan Avcıoğlu için, milliyetçi diyoruz ya, Atatürkçü diyoruz ya, işte bu şekilde iki sol sendika arasında, iki sosyalist sendika arasında ayrıma gidiyor. Ve diski reddederken, diski dışlarken Türk işten yana tavır alıyor. Şimdi bu devlet böyle bir Doğan Avcıoğlu'nu ve böyle bir Doğan Avcıoğlu'nun liderlik ettiği yön hareketini ne kadar cezalandırabilir ki zaten? O yüzden o süreç 2 yılda biterken Gülen cemaatiyle ilgili bu süreç hiç bitmeyecekmiş gibi adeta tasarlanmış durumda. Az önce dediğim gibi biter bitmez ne kadar sürede biter o ayrı bir tartışma. En azından plan bu, niyet bu, amaç bu. Yine şu örneği de vereyim biraz daha pekiştirebilmek için. Daha önceki yayınlarda atıflar yapmıştım. Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın 9 Mart'la ilgili kitabı 12 Mart Cuntaları ve Demokrasinin Sırtındaki Hançer isimli kitabında Nazlı Ilıcak bakın enteresan bir şey söylüyor. Zaten kitabın kaleme alındığı yıllarda 28 Şubat sürecine tekabül ediyor. Diyor ki 28 Şubat postmodern darbesi 9 Martçıların zaferi gibi görünüyor. Bence önemli bir tespit. Devamında birkaç cümle atlıyorum. Diyor ki bugün o zihniyetin bir benzeri gölge iktidarı oluşturuyor. 28 Şubat sürecinin gölge iktidarını oluşturduklarını söylüyor. Kimin? 9 Mart'ın devamının. Zaten bakın daha önceki videolarda savunduğum görüşlerden bir tanesi buydu. 27 Mayıs'tan itibaren hatta daha geriye gidersek kadro hareketine kadar gidersek Atatürk dönemindeki ondan sonra 27 Mayıs yön hareketi bir damar var. Bir zihniyet var, bir kadro var veya bir görüş var diyelim, bir ideoloji var. Bu damar 27 Mayıs'ta darbe yaptı. Zaten 9 Mart cuntacıları da 27 Mayısçılardan oluşuyordu. O zamanki 27 Mayıs darbesinin aslında tam olarak amacına ulaşamadığını, daha sonra saptırıldığını, yarım kaldığını ve bunun tamamlanabilmesi için yeni bir darbeye daha ihtiyaç olduğunu savunan asker ve sivillerin kalkışmasıydı 9 Mart. Aynı kadro devam ediyordu ve Nazlı Ilıcak ne diyor? 28 Şubatçılar da işte o 9 Martçılar. Onların devamı zaten bazı kadrolar 28 Şubat'ın en önemli aktörleri, başat aktörleri 9 Mart sırasında çok genç askerler olarak, teğmenler olarak vesaire veya alt rütbeler olarak yine o cuntalara destek vermişler. Onlar yükseliyorlar, yaşları ilerliyor, komutanlar, kuvvet komutanları oluyorlar, önemli yerlere geliyorlar ve 28 Şubat postmodern darbesinde bu sefer karşımıza çıkıyorlar. Ve diyor ki bugünkü gölge iktidarı onlar oluşturuyor. Ve ben de diyorum ki bugün hala gölge iktidardalar. Her ne kadar 28 Şubatçı bazı paşalar cezaevinde olsalar bile zihniyet olarak bir damar bugün AKP'de ve Erdoğan'ın etrafında kadrolaşmış durumda. Erdoğan'ın halk desteğine yaslanarak, dayanarak kendi ideolojilerini, kendi kafalarında var olan o tasarımı Erdoğan üzerinden hayata geçirmiş durumdalar. İşte o yüzden Gülen cemaatine yönelik olan bu süreç bitmeyecek. Ya en azından planları o diyorum. Çünkü varoluşsal bir mesele bu. 28 Şubat'ta da en büyük hedef Gülen cemaatiydi demelerinin sebebi zaten bu. O zaman yapamadıklarını şimdi yapıyorlar. Şimdi de bir gölge iktidar olarak yapıyorlar. Bu bana mesela şeyi çağrıştırıyor. Merhum Türkan Saylan'ın bir sözü vardı o Ergenekon sürecinde. İzlemişsinizdir veya dinlemişsinizdir veya okumuşsunuzdur. Ne diyordu? Biz asli unsurlarız. Biz asli unsurlarız. Biz ne dersek o olur bu ülkede diyordu. Onlar asıllar dediğim hani devletin has evlatları diyorum ya o zamanki yön hareketi için Doğan Avcıoğlu ve kadrosu için. O yüzden yani yaramaz çocuklar gibi ama sonra çok daha güçlü bir şekilde dönebiliyorlar, dönüyorlar. Çünkü asıl onlar, asli unsur onlar. Yani bunu ben kabul ettiğim için böyle söylemiyorum da kendilerini böyle gördükleri için böyle söylüyorum. Bakın mesela o 9 Mart askeri cuntalarından birisinin liderlerinden Tümgeneral Celil Gürkan ki bu isimden de defalarca bahsetmiştim. Celil Gürkan daha sonra tasfiye edildi evet. Yargılandı. Beraat edenlerden birisi de oydu. Ama 2014 yılında hayatını kaybettiğinde bir askeri devlet töreniyle defnedildi Ankara'da Cebeci Mezarlığı'na. Bu şekilde bir iade itibar olmuş oldu. Diyeceksiniz ki yani 50 yıldan fazla zaman geçmiş müsaade et de o kadarı da olsun. Hayır olmayabilirdi. Mesela bugün için Gülen cemaati için düşünülen böyle bir son değil. Gülen cemaati için böyle bir iade itibar düşünülmüyor. Benim
Bağlayacak olursam yavaş yavaş sonuna gelirken, evet bu süreç neden bitmiyor ve bitmeyecekmiş gibi duruyor derken sıraladığım gerekçeler var. Ama o gerekçeler içerisinde birinci sıraya bunu koyuyorum. Yani İngiltere'nin Katolisizme karşılaştığı savaşın bir benzerini bugün bu kurucu aklın, bu müesses nizamın Erdoğan'la birlikte ittifak kurmuş olan bu aklın, devlet aklı ne derseniz deyin, bu aklın cemaati varoluşsal bir sorun veya tehdit olarak gördüğü için bu sürecin bitmediğini ve bitmeyeceğini düşünüyorum. En azından onlar götürmek istedikleri yere kadar götüreceklerdir. Evet, bakın şunu yadsımıyorum. Mesela çok önemli sebeplerden bir tanesi şu Erdoğan'ın kini dışında. Aynı zamanda bu FETÖ meselesi, bu cemaat meselesi, operasyonlar çok devasa büyük bir endüstriye dönüşmüş durumda. Çok büyük paralar kazanılıyor. Çok önemli sayıda insan buradan milyonlarca dolar, yüz milyonlarca dolar para kazandılar. Çok büyük bir endüstriye dönüştü dediğim gibi. Operasyon yapmamak için, operasyondan serbest bırakmak için, tutukluları tahliye ettirmek için, dosyaları geciktirebilmek için veya yurt dışı tahdidini, yurt dışına çıkış yasağını kaldırtmak için, pasaport engelini ortadan kaldırmak için, yurt dışına çıkışına göz yumulması için, yardımcı olunması için, mallarına çökülmesi tehdidi için veya çökülmüş olan malların iadesi için veya buna benzer birçok kalemde insanlardan büyük paralar koparılıyor. Milyonlarca dolar koparıldı ve koparılmaya devam ediliyor. Yüz milyonlarca dolar. Çok büyük paralar kazandı birileri. Çok zenginleşti birileri. Ve bu en tepeden ta saraydan başlıyor. Erdoğan'dan başlıyor. Erdoğan'ın avukatı üzerinden kurulmuş bir havuz var. Bir borsa var, FETÖ borsası. Ve bu birçok ilde, bütün illerde kuruldu. Ve bu pastadan o halkın içerisinde yer alan herkes payını aldı. Herkes çok büyük paralar kazandı. Ve bunun sonlanmasını istemezler tabii ki. Ne kadar sürebilirse o kadar sürsün derler. Bunu kabul ediyorum. Ya da siyaseten Erdoğan için bulunmaz bir sopaya dönüştü, bir enstrümana dönüştü veya bir çuvala dönüştü. Devasa bir FETÖ çuvalı var ve ilgili ilgisiz herkesi bunun içine atabiliyor. Tehdit olarak gördüğü, tasfiye etmek istediği, sindirmek istediği herkesi, muhalif partileri, unsurları veya aktörleri bu çuvalın içerisine sokabiliyor ve hiç kimsenin gıkı çıkmayabiliyor o zaman. Veya herkesin işine geliyor, sadece AKP'nin de değil. Bu FETÖ'cü dediğiniz zaman akan sular duruyor. Herkes bu şekilde işini rahatlıkla görebiliyor, gemisini yüzdürebiliyor. Herkes birbirine FETÖ çamuru atabiliyor. Böyle bir silaha dönmüş. Bunun bitmesini kim ister ki? Evet, bu da çok önemli bir faktör. Kabul ediyorum. Ama yine de ben birinci sıraya bu videonun başından beri söylediğim o gerekçeyi koyuyorum. Ve iddiam şu, tabii ki temennim bu değil. Ama gördüğüm manzara şu, bir okuma yaptığımda şunu görüyorum. Bu süreç Erdoğan gitse bile devam edecek. Erdoğan'ın ve AKP'nin ömrüyle sınırlı değil. Hangi parti gelirse gelsin, kim gelirse gelsin, Gülen cemaati bir numaralı tehdit olarak algılanmaya devam edecek ve bu kolay kolay da değiştirilmeyecek. Bakın şöyle bir yumuşama olabilir, bir af çıkabilir ve af çıkmasa bile çeşitli gerekçelerle, bahanelerle, mesela ahim kararı gibi, Birleşmiş Milletler kararı gibi çeşitli bahanelerle yumuşatılabilir, tahliyeler olabilir, toplu tahliyeler olabilir, cezaevleri boşaltılabilir, yeni operasyon dalgaları olmayabilir. Özellikle bugünlerde Erdoğan'ın hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak çok sıkıştığı, büyük bir ekonomik krizin olduğu, IMF ile görüşmelerin yapıldığına dair iddiaların ortaya atıldığı bir dönemde, Erdoğan'ın paraya bu kadar sıkıştığı, batıdan para dilendiği bir dönemde bir kısmi yumuşama olabilir. Bu hakikaten gerçekten tahliyelere de yol açabilir ama böyle olsa bile cemaat her zaman, yani cemaat organizma olarak, bir tüzel kişilik olarak veya bir cemaat olarak, bir hareket olarak devletin tehdit algılamasında bir numaradaki, birinci sıradaki yerini korumaya devam edecek. Çünkü bu kuruluşla ilgili bir mesele. Ontolojik bir mesele. O yüzden zaten barut komplosunu örnek olarak aldım. 4 asırdır devam eden bir süreçten bahsettim. İngiliz ulusal kimliğinden bahsettim. İngiliz devlet aklından bahsettim. Ve bunun üzerinden bazı alegoriler kurdum. Sizin de elbette kendi görüşleriniz vardır. Zaten daha önce söylemiştim. Lütfen görüşlerinizi paylaşın diye. Çok sayıda görüş geldi. Gerek o videoların altına, gerekse de Twitter üzerinden, DM'lerden bazı yorumlar geldi. Bunları paylaşacağım. Bir sonraki yayını bunun üzerine yapacağım. Bu videonun altına da görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Yani 15 Temmuz süreci neden bitmiyor?
27 Mayıs geçmişte bu kadar uzun sürmedi. 12 Mart'ı zaten konuştuk. 12 Eylül'de bu kadar uzun sürmedi. 28 Şubat'ta bu kadar uzun sürmedi. Ama 15 Temmuz çok katı bir şekilde, kitlesel bir şekilde, kolektif bir şekilde, sert bir şekilde devam ediyor ve daha da devam edecek gibi görünüyor. Neden diye sorduğumda siz de bu soruya verdiğiniz cevapları paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında işte bunları paylaşacağım. Aralarına tabii ki seçerek kayda değer gördüklerimi paylaşacağım. Bunun üzerine bir yayın yapacağım. Sonrasında tabii ki Zoom in, Zoom out yayınları devam edecek. Bir tanesinin ipuçlarını verdim zaten bu yayının içerisinde. 15 Temmuz günü MIT'e giderek darbeyi ihbar eden o ihbarcı binbaşıyla ilgili yeni bir video yapacağım demiştim. Dediğim gibi devam edecek. Fakat bir sonraki yayın sizin görüşlerinizin paylaşıldığı yayın olacak. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.